Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende merkezler konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani 5. özellikteyiz. Çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi neymiş? Hemen söyleyelim. Bir üçgenin, çevrel çemberin merkezinin, üçgenin köşelerine olan uzakları birbirine eşittir. Biraz ezbere bir tanım gibi oldu. Nereden geliyor hocam bu? E sen zaten bu tanımı bilmesen bile, çevrel çemberin merkezi deyince otomatikman Böyle bir çember çizmez misin? Çevrel çemberi çizmez misin? Çizersin. Merkezi burasıysa. Aa hocam çevrel çemberin merkezinden bu köşeye gitsem bu yarıçap. Bu köşeye gitsem bu yarıçap. Bu köşeye gitsem bu da yarıçap. Hocam bu yarıçap, bu yarıçap, bu yarıçap. Aa çevrel çemberin merkezinden köşelere olan uzaklık, uzaklıklar ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit oldu. Tanım da onu diyordu zaten. Tanım aklınıza gelmezse bile kendiniz bunu çıkartabilirsiniz. Evet burada şu çift çizgi konulmayı unutmuş arkadaşlar şöyle Dar açılı üçgende üçgen içindeymiş. Dik açılı üçgende hipotenüs üzerindeymiş. Geniş açılı bir üçgende de üçgenin dışında oluyormuş arkadaşlar. Daha önce ne demiştik? Şeylerden bahsetmiştik. İçte çemberin merkezi kesinlikle içeride. Dışta çemberin merkezi kesinlikle dışarıda. Ağırlık merkezi kesinlikle içeride diye bahsetmiştik. Diklik merkezi içeride olabiliyor, üzerinde olabiliyor, dışında olabiliyor diye söylemiştik arkadaşlar. Dördüncü olarak çevrel çemberin merkezi de aynı şekilde içinde olabilir, üzerinde olabilir ve dışarıda olabilir arkadaşlar. Hocam bu nereden geliyor diye soracak olursanız. Şimdi dar açılı bir üçgen ya bu arkadaşlar. Mesela dar açılı bir üçgen çizeyim şöyle. Burası dar açıysa 90 dereceden küçük ya. Hmm, çapı gören çevre açı 90 derece atma geliyor. Hemen şöyle bir 90 derece yapsam. Burası 90 derece olduğundan dolayı şu çapının üzerinde olmayacak bir merkez. Bakın nereye düşüyor? İçine düşüyor diyebiliriz arkadaşlar. Öyle bir şey yapabiliriz. Ya da başka bir ispat. A A, B, B, C, C diyecek olursak hocam 2 artı 2 B artı 2 C 180 olduğu için A artı B artı C eşittir ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. A artı C bakın 3'ünün toplamı 90 ise A artı C kesinlikle 90'dan küçük. A artı B de kesinlikle 90'dan küçük. B artı C de kesinlikle 90'dan küçük olmak zorunda. Çünkü üçünün toplamı zaten 90 derece olduğundan dolayı. O yüzden dar açılı bir üçgende üçgenin içine düştüğünü anlayabiliyoruz. Peki dik açılı bir üçgende hocam çevrel çemberini zaten çizsek A bu çapı gören çevre açı 90 derece, o yüzden merkez tam olarak burada olmak zorunda, hipotenüsün üzerinde olmak zorunda arkadaşlar. Tamam, ee, ne oluyormuş arkadaşlar? Dik açılı bir üçgende hipotenüs üzerinde olacakmış bizim bu merkez. Geniş açılı bir üçgende peki niye böyle hocam diye soracak olursanız da bir geniş açılı bir üçgen çizeyim şöyle. Burası geniş açılı bir üçgense, hocam çapı gören çevre açı 90 derece mantığını yine kullanalım. 90 derece çizsek şurası olmuyor mu arkadaşlar? 90 derece çizdiğimiz zaman. Evet 90 derece olan yer burası. E 90 derece olan yer burası. Hoop, şurada bizim çapımız oluyor. Bakın nereye düşüyor arkadaşlar? Dışarıya doğru düşüyor. Böyle düşünebiliriz. Ya da işte açılara dalıp bir ispat yapabiliriz arkadaşlar. Size kalmış. İstediğiniz şekilde yapın isterseniz. Bir de açılara dalıp da benim buradaki yaptığım gibi de siz kendiniz bulmaya çalışın isterseniz. Evet çevre çemberin merkezi. Dar açılı üçgende. Üçgen içinde dik açılı üçgende hipotenüs üzerinde geniş açılı bir üçgende de üçgenin dışında oluyor. Hatta geniş açının karşısındaki kenarda oluyor arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Bakalım şimdi sorulara başlayalım arkadaşlar. O ABC üçgen çevrel çemberin merkezi olduğuna göre BAC kaç derece? Tanımı bilen arkadaşlar hemen şunu yapar. Hocam tanım gereği zaten merkezden köşeler olan uzaklar birbirine eşit dersiniz. Hemen şu üçünün eşitliğini zaten gösterirsiniz. Ya da çevrel çemberini hemen çizersiniz. Çevre çemberini çizdiniz diyelim böyle. Hocam A merkez burası ise eğer e, bizim çembere geldiğimiz anda söyleyeceğiz zaten. En etkili silahımız yarıçap çizmektir. Al sana yarıçap, al sana yarıçap. A bunlar yarıçap yarıçap olduğu için bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap olduğu için x kenar kenarlar çıktı arkadaşlar. 32 ise burası da 32'dir. Sonra e, hocam burada kaç A ise burası da A'dır, burası B ise burası da B'dir. Dikkat ederseniz 2A, 2B ve 2 tane 32. 2A artı 2B artı 2 tane 32 64 yapıyor. Eşittir. 180 olduğundan 2A artı 2B kaç yapıyor? 116 yapıyor arkadaşlar. Değil mi? 180'den 64 çıkartınca. A artı B'de kaç çıkıyor o zaman? 58 çıkıyor. BAC isteniyor bizden. BAC. A, A artı B isteniyor. Yani cevabımız ne yaptı? 58 derece yaptı arkadaşlar. Geldik buraya. ABC üçgeninde o çevre çemberin merkezi. ABC üçgeninde çevre çemberin merkezi üçgen üzerindeyse ne olmak zorunda arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle ee, dik üçgen olmak zorunda. Bu hipotenüs olmak zorunda diye söyleyebilirsiniz. Ya da adam bize çevrel çemberin merkezi diyor. Siz de unuttunuz. Çevrel çemberin çizdiniz böyle. Çevrel çemberin merkezi burasıysa a hocam bu çaptır. Çapı gören çevre açı 90 derecedir diyebilirsiniz. Ya da başka bir yol. Hocam burası eşit burası eşit ya. G'de ağırlık merkezi. Ben bir üçüncü çizgiyi de buradan ağırlık merkezinden çizsem buraya gelmek zorunda. Ee, bu da aynı zamanda çevre bir merkezi olduğu için burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? Şurası da eşit olmak zorunda. Aa muhteşem şu çıktı deyip burada kaç ya da 90 derecede diyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse e, madem ağırlık merkezi K ise burası 2K. A çift çizgi dediğimiz 3K oldu. Burası da 3K burası da 3K. Bizden GO yani K bölü AC uzunluğu 6K isteniyor. O zaman cevabımız kaç yapar arkadaşlar? 1 bölü 6 yapar. Evet bu sorunun cevabı da 1 bölü 6 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Evet. O ABC üçgeninde çevre çemberin merkeziymiş. Bakın O ABC üçgeninde çevre çemberin merkeziymiş. Biraz önce ne dedik zaten? Geniş açılı bir üçgende üçgenin dışındadır dedik arkadaşlar. Hatta şurası hangi kenarın hangi açının dışındaysa hangi kenarın dışındaysa o açı geniş açıdır diye söylemiştik arkadaşlar. Ya da farz edelim unuttuk. Yani şöyle yapabiliriz. İsterseniz tanımdan hocam O'dan köşelere çizilen uzunluklar birbirine eşit diyebilirsiniz. Böyle eşit eşit eşitleri gösterebilirsiniz. Ya da ben yine çemberi çizerek yine çember üzerinden yapayım. Çemberi çiziyorum arkadaşlar. Bakın çemberi çizdik. Evet çemberimiz bu şekilde. O merkezse. E bizim en etkili silahımız yarı yarıçap çizmek. Al sana yarıçap, al sana yarıçap. Zaten bu da yarıçap. Hocam şu eşit, şu eşit. Hatta burası da ne oldu? Yarıçaptan dolayı eşit oldu. E AC 32 demiş. AC 32. A ikizkenar üçgende bir dik çizilmiş oldu. İkiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda tabanı iki eşit parçaya böler. 32 ise bunlar 16 16 yaptı. Bir de OB uzunluğunun 20 vermiş. E burası yarıçap. E burası da 20, burası da 20. E burada Pisagor çıktı. 16 20. Ne üçgen arkadaşlar? 12 16 20 üçgeninden cevap 12 çıkar. Dolayısıyla cevap 12 oldu arkadaşlar bu örnekte de. Geldik kenar orta dikme merkezine. Arkadaşlar kenar orta dikme merkezi bir üçgenin kenarlarına ait orta dikmelerinin kesim noktasıdır. Evet. Şunun kenar orta dikmesi bunun da adı üstünde kenar orta dikmesi bunun da kenar orta dikmesini çizince bunların üçü de tabi bunlar böyle de uzantıları da olabilir fark etmez arkadaşlar. Uzantıları şöyle de olabilir arkadaşlar fark etmez. Ee, bunların kesiştiği yer işte önemli olan yer burası arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Kenar orta dikme merkezi adını veriyoruz. Kenar orta dikmelerinin kesiştiği yer. Peki birlikte bir şey dikkatimi çekti benim. Hadi birlikte bir şey göstermeye çalışalım. Arkadaş burada dikkatinizi bir şey çekti mi? dik tabanı iki parçaya böldü. Çeksin. Lütfen çeksin. Bak geçen sene 2021 sınavında da analitiğin içinde bile soruldu bu. Dik tabanı iki parçaya bölmesi. Lütfen. Dikkat edin buna. Ne geldi aklınıza? İkiz kenar hocam. Hemen aklınıza gelen başınıza gelsin. İkiz kenar. Yani <laughs> şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. A hocam burada da dik tabanı iki parçaya böldü. Aklıma yine ikiz kenar geldi. Şunda da şu ikiz kenar oldu o zaman. Şimdi dikkatinizi daha fazla bir şey çekti mi? Çekti tabii ki. Hocam şuradaki merkez kenar orta dikme merkezi. Aynı zamanda buradan köşelere olan uzaklıkları birbirine eşit değil mi? Evet. Bu köşelere olan uzaklıkları birbirine eşit olan merkeze biz ne diyorduk? Çevrel çemberin merkezi diyorduk. İşte kenar orta dikme merkezi aynı zamanda çevrel çemberin merkezidir arkadaşlar. Yani iki farklı şekilde de söylenilebiliyor. Çevrel çemberin merkezidir arkadaşlar. Çevrel çember merkezi diye de söyleyebiliriz buna. Zaten biz bunu gördük. Bununla ilgili soruları biraz önce yaptık zaten. Ama daha değişik olacak şekilde bir de kenar orta dikme ile alakalı soruları da şimdi isterseniz bakalım arkadaşlar. Evet kenar orta dikme merkezi aslında aynı zamanda neymiş? Çevrel çemberin de ile aynı şeye denk geliyormuş. İspatı da bakın çok da güzel bir şekilde yapmış olduk. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. O zaman kenar orta dikme merkezi de dar açılı üçgende üçgen içinde. Dik açılı üçgende hipotenüs üzerinde. Geniş açılı bir üçgende de dışarıda olabilir diye dersek sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok. Bunu yazmamışım. E zaten ben bunu yazdıysam e o bilgi zaten geçerlidir arkadaşlar. Geldik şu soruya. Şekilde birim kareli kağıda çizilen üçgenin kenar orta dikme merkezi hangi karenin içindedir? Kenar orta dikme merkezi. Arkadaşlar mesela bu kenarı bakın. Bu kenarın uzunluğunun tam ortasını bulun. Ya şimdi burada analitik bilgisiyle bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şuraya bir sıfıra sıfır deyin. Atıyorum buraya sıfıra sıfır deyin. Sonra burası kaç oluyor? O zaman işte şu kadar sağda şu kadar aşağıda deyip buradaki noktayı bulursunuz. Aynı şekilde buradaki noktayı bulup analitik geometriden bile yapıp sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hatta birim kareli sorularda böyle analitik düzlem şöyle bir nokta e, dediğim gibi orijin belirleyip e, ona göre de şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz başka türlü yapalım. Şimdi buradaki uzunluğu kenar orta dikmesini bulacağız arkadaşlar. Ya da buradaki uzunluğu. Arkadaşlar şu uzunluk daha kolay. Niye? Hocam zaten bak nasıl geliyor? Tam birim karenin köşegeni. Köşegeni 45 45 diye geliyor. Bizden kenar orta dikmesi isteniliyorsa bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 birimse hocam 4 birime 4 birim olacak. 1 2 3 4 birim tam da bunun orta dikmesi. Yani bu sağa doğru 45 derecelik açı yapıyorsa öbürü de nasıl olmak zorunda arkadaşlar? Aynen şu şekilde tam buradan geçecek. Birim karelerin e, diğer 45 derecelik yapan yerinden geçmek zorunda arkadaşlar. İşte tam da nereden geçiyor o zaman arkadaşlar? Buradan geçiyor. Bunun kenar orta dikmesini çizdik arkadaşım. Bunun kenar orta dikmesini çizdik. Kenar orta dikmesi de tam da C'den geçiyor. Peki hocam yani o karelerden biri burada da olmuş olsaydı bir tane daha bulalım da işi garantiye alalım. Mesela şu. Bunun ortası neresi arkadaşlar? Belli zaten burası. Niye belli hocam? Ee, zaten burası 1'e 3 1'e 3. Pisagor bağıntısından 1'e 3 kök 10. 1'e 3 kök 10 arkadaşlar. Tam ortası burası. Belli. Peki e buna dik olanı biz nasıl bulacağız? Ya biraz da analitik bilgisi de giriyor işin içine arkadaşlar. Bunun eğim ne? Sola yatık ya. Bunun eğimi şöyle baktığın zaman 1 bölü 3. Tanzihat alfasına baktığın zaman 1 bölü 3. M1 1 bölü 3. Ama eksi 1 bölü 3 sola yatık olduğundan dolayı. Sağa yatık 1 bölü 3'lük bir doğru arayacağım arkadaşlar ben. Sağa yatık 1 bölü 3 buradan geçen. 1 bölü 3 sağa yatık M2'nin ne olması lazım arkadaşlar? 3 bölü 1 olması lazım. Çünkü eğimler çarpımının eksi 1 olması lazım. Eksi 1 bölü üstte işte, ters çevirip eksi ile çarpacağım. 3 bölü 1 yapacak. 3 bölü yani tanjant alfa karşı bölü komşu 3 bölü 1. Gördünüz arkadaşlar. İşte bu. Tanjant alfanın da bu şekilde olması lazım. O zaman bizim doğrumuz nasıl geçecek arkadaşlar? Tam da böyle geçecek. Yani bizim doğrumuzun şu şekilde olması lazım. Çünkü tanjant alfa 3 bölü 1 olması lazım. O zaman ne yapacak? 3 birim sağa 1 bir birim aşağıya. 3 birim sağa 1 bir birim aşağıya buradan geçecek. Yani şöyle olacak. 3 birim aşağıya 1 bir birim sağa buradan geçecek. Yani şöyle bakın nerede kesiyor? İki kenar orta dikme arkadaşlar. Biri burada biri burada C noktasında kesiyor. Zaten üçüncüsünü de çizseniz o da C noktasından geçeceği belli arkadaşlar. İçi garanti almak için her türlüsünü size burada göstermek istedim. <laughs> Haberiniz olsun. Şimdi dediğim gibi analitik düzlemle de bunu yapılabilir. Ama analitik geometri kısmına geldiğimiz zaman isterseniz o detayı orada vurgulayayım arkadaşlar. Burada da biraz analitikten bahsettik de yani dik olacak falan filan. Arkadaşlar yani bunlarda mecbur eğim bilgisi lazım arkadaşlar. Hani biraz da bahsetmiş olduk. Bunun eğimi 1 bölü 3. Öbürünün eğimi 3 bölü 1 olması lazım. Yani sola yatık 1 bölü 3. Sağa yatık 3 bölü 1 olması lazım bunun da. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Evet geldik buraya. ABC bir üçgen. Şunlar eşit, şunlar eşit ve şunlar eşit demiş. ABC üçgeninin kenar orta dikme merkezi. ABC büyük üçgenin kenar orta dikmesi. Arkadaşlar kenar orta dikmesi adı üstünde. Kenarı dik ve ortalayacak değil mi? Kenar orta dikmesi. Şu ortadan dik. Bu ortadan dik. Bu ortadan dikleri çizdim böyle arkadaşlar. Kenar orta dikmeler şunlar mı yaptı arkadaşlar? Aynen öyle. Kenar orta dikmesi. Bakın kenar orta, kenar orta dikmesi, kenar orta dikmesi. Kenar orta dikmesi ABC üçgeninin burası yaptı. Kenar orta dikme merkezi. EFD üçgeninin diyor. O, şu EFD üçgeninin hangi özel noktasıdır? Allah Allah. Acaba hangi özel noktası? Bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi gençler ne yapalım? Bu kenar orta dikmesi ya. Şunları şöyle bir uzatsak mı? Uzattığımız zaman tam A'dan geçeceğini bilemeyiz arkadaşlar. Kenar orta dikmesi. Kenar orta dikmesi ve kenar orta dikmesi şöyle kesişiyor arkadaşlar. Hatta şunları da uzatabiliriz fark etmez istediğimiz şekilde. Çünkü kenar orta dikmeleri doğrularının kesim noktası burası. Peki dikkatimizi çeken bir şey var mı arkadaşlar? Var. Ne var? Hocam eşit eşit orta taban. Şununla şu birbirine paralel oldu. Paralelliği kullanacağız demek ki. Aa hocam madem bunlar birbirine paralel burası 90'sa Z'den dolayı burası da 90 derece yapar mı? Yapar. Hocam şununla şu paralel eşit eşit. Ort tabandan dolayı. O zaman şununla da şu birbirine paralel. Aa hocam bunlar paralel. Burası 90 ya. Z'den dolayı burası da 90 derece yaptı. Aynı şekilde şununla da şu birbirine paralel mi? Paralel. Hocam burası 90 sa Z'den dolayı burası da 90 yaptı. Şimdi dikkat eder misiniz arkadaşlar? Şu üçgenin nesi oluyor bu? Bakın buradan gelen yükseklik. Buradan gelen yükseklik. Buradan gelen de yükseklik oldu. Yani 3 tane yüksekliğin kesim noktası oldu arkadaşlar burası. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Diklik merkezi adını veriyoruz. Evet bu üçgende de diklik merkezi oldu. Çıkar mı? Çıkar. Arkadaşlar ya yanlış hatırlamıyorsam 5-6 yıl önceki soru ya benzer bir soru arkadaşlar. Böyle bir soru çıktı. Haberiniz olsun. Çıkmaz hocam demeyin. Ya yani bunların mantığını bilin. Öğrenin. Ee, bilmediğiniz bir şey kalmasın lütfen. Tamam mı? Evet geldik şuraya. Arkadaşlar şimdi ADE bir üçgen. ADE bir üçgen. BKC eleman DE. Yani bunlar doğrusal demiş. O noktası ABC üçgenin kenar orta dikme merkezi. Bak ABC üçgenin diyor arkadaşlar. O zaman ABC üçgeninin kenar orta dikme merkezi ise. Arkadaşlar buradan buraya çizilen dik tabanı iki eş parçaya böler. Buradan buraya çizilen dik tabanı iki eşit parçaya böler. Buradan buraya çizilen dik yine tabanı iki eşit parçaya bölmek zorunda arkadaşlar. Şöyle üç tane çizgiyle göstereyim onda. Tamam mı? Kenar orta dikme merkezleri bunlar arkadaşlar. Evet. Tamam. Şu olmadı ama bir daha göstereyim arkadaşlar şunu. Kenar orta dikme merkezleri şunlar şöyle göstersem daha sağlıklı olacak arkadaşlar. Evet. Ama hangi üçgende kenar orta dikme merkezi burası arkadaşlar? Şu üçgende. Şimdi bize ne demiş arkadaşım? Ona da bakalım. Kenan Bey uzunluğuna K dersek. O zaman burası da K hocam. BD uzunluğu 2K demiş. Yok. BD uzunluğuna da A diyelim. O zaman AE uzunluğu 2K artı A oldu. Bakın burası A dedik ya 2K artı A oldu. AE uzunluğu 2K artı A. EB'nin uzunluğu da 2K artı A oldu. Evet 2K artı A oldu. EB'nin uzunluğu da bakın burası zaten 2K o zaman buraya da A kaldı arkadaşlar. Güzel. O noktası diyor. Çünkü buranın da 2K artı A yapması için buraya A kaldı. O noktası ADE üçgeninin ADE üçgeninin nesi olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar. Dikkat edersek. Hocam şu bir ikizkenar üçgen. Bu kenar orta dikmesi ya. Bunun devamı yükseklik değil midir? Evet. Büyük üçgende de e, çünkü buradan çizilen yükseklik de tabanı keş parçaya bölecek. Doğrusal olacağı belli. Hocam büyük üçgende de dikkat edin. Bunlar boşu boşuna verilmedi. Şurası ne çıktı? A hocam burası A artı K. Burası da A artı K. Ne çıktı o zaman bu? İkiz kenar üçgen çıktı. 2K artı A ise o zaman burası da 2K artı A oldu. Şimdi şuraya dikkat edersek arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Ben burayı bulduysam sorularda hep ne diyoruz? Verilen bilgileri kullanacaksınız. Bulduğum bilgiyi, bilgiyi de kullanacaksınız. Sen buraya madem 2K artı A buldun. A dikkat et. Burası da aynı şekilde 2K artı A. Aa hocam bu da bir ikiz kenar. Ha, bu ikiz kenarda da sen bir yükseklik çizsen tabanı iki parçaya bölecek. Yani şu doğrusal olmak zorunda. Yani burada çizilen yükseklik şu ikiz kenarda çizilen yükseklik. Aynı zamanda kenar ortaya. Kenar orta dikmesi zaten yüksekliktir arkadaşlar. Aynı zamanda burası da nedir? Açı ortaydır. Peki buraya geldiğimiz zaman dikkat ederseniz burası da aynı şekilde hocam. 2K artı A'ya 2K artı A burası da. Bu da ikiz kenar. Burada da çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmek zorunda. Ya da kenar orta dikmesi zaten direkt e, şeydir arkadaşlar. Yüksekliktir. Aynı zamanda bu da ne oldu arkadaşlar? Bu da açı ortay olmak zorunda. Hatta aynı açı ortay olur. Çünkü niye? Şu ikiz kenar ya. Burası nokta ya nokta ise burası da nokta ya nokta olmak zorunda. Yani bu üçgende de bu çizilen yükseklik oldu arkadaşlar. İkiz kenarda çizilen yükseklik. Aynı zamanda açı ortay aynı zamanda da kenar ortay olduğunu görüyorsunuz. O noktası. Şimdi dikkat edin. O noktası. A, B, C, üç, A, B, A, D, E üçgeninde neyin noktasıdır diye soruluyor. Arkadaşlar A, D, E üçgeninde buradan gelen açıortay, Buradan gelen de açıortay. Hatta bu iç açıortay, Bu da iç açıortay. ortay. O zaman orası ne oldu? İç tet çemberin merkezi oldu arkadaşlar. Tamam mı? Yani iç açıortayların ortaylarının kesim noktasında diyebiliriz. Aynı zamanda o noktası buradan gelen iç açı ortayla buradan gelen iç açı ortayı kesim noktası olduğu için iç teğet çemberin merkezi oldu sevgili gençler. Evet. Böylelikle bitirdik mi? Hayır. Buraya not düşmüşüm. Eşkenar üçgende bütün merkezler aynı noktadadır arkadaşlar. Ya yer kalmadığı için siz buraya küçük bir şekilde de ispatlayabilirsiniz arkadaşlar böyle. Ben daha rahat görün diye şuraya yapacağım arkadaşlar. Yani maalesef yer kalmadı. Sadece not olarak yazabildim oraya. Eşkenar üçgende bütün merkezler aynı nokta. Merkezler neler? 5 tane merkez, 6 tane merkez gördük. İç çemberin merkezi, pardon. Dış, dış teğet çemberin merkezi hariç, oraya yazın, nota yazın. Ee, dış teğet çemberin merkezi hariç bütün merkezler aynı noktadadır. İç teğet çemberin merkezi, ağırlık merkezi, ondan sonra diklik merkezi, sonra çevrel çemberin merkezi Dolayısıyla da kenar orta dikme merkezi aynı noktadadır arkadaşlar. Niye? Arkadaşlar bu bir eşkenar üçgense, eşkenar üçgende sen bir yüksekliği çizsen, bir daha yüksekliği çizsen, bir daha yüksekliği çizsen, yüksekler zaten bir noktada kesiyor demiştik, diklik merkezi demiştik, değil mi? Evet, bakın burası diklik merkezi. Arkadaş, çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay değil mi? Eşkenar üçgen olduğu için bunlar çizgi çizgi, çizgi çizgi, çizgi, çizgi olmak zorunda. Tabii eşkenar üçgen olduğunu da şöyle gösterelim isterseniz. Hatta bunlar 30 30 diye yazalım isterseniz 30 30 30 30 30 30 çünkü eşkenar eşkenarda çizilen yüksek aynı zamanda açıortay. Aa hocam şurası diklik merkezi niye yükseklerin kesim noktası olduğu için hocam iç T çemberin merkezi burası niye hocam iç açıortayların ortayların kesim noktası olduğu için sonra ne dedik arkadaşlar diklik merkezi dedik zaten ondan sonra ne dedik Çevre çevrel çemberin merkezi hocam Niye çevrel çemberin merkezi? Arkadaşlar şuraya bakacak olursak. Burası K iken burası 2K değil mi? Ağırlık merkezinden dolayı. Evet. Hocam bütün kenar ortaylar zaten birbirine eşit. Ya da 30'un karşısı K ise 90'ın karşısı 2K. 2K ise burası da K. 30'un karşısı K ise 90'ın karşısı 2K. 2K ise burası da K. Bakın bir noktadan köşelere olan uzakları birbirine eşit. Bu nedir? Çevrel çemberin merkezidir. Aynı zamanda çevrel çemberin merkezi de kenar orta dikme merkezidir. Çünkü niye? Buradan bak kenar orta dikmesi, kenar orta dikmesi, kenar orta dikmesi onlar da burada kesiyor. O zaman ne diyoruz? Dış teğet çember merkezi hariç diyelim. Merkezi hariç. Merkezi hariç. Eşkenar üçgende bütün merkezler aynı noktadadır arkadaşlar. Hatta o merkez diklik de dik işte yükseklerin kesim noktasıdır. Hatta burada 1'e 2 oranda vardır diyebiliriz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda biz bunu gerçekten kullanacağız. Özellikle çemberde, memberde de çok karşımıza çıkacak arkadaşlar. Hatta isterseniz burada çevrel çemberini çizin. Çevrel çemberin yarı çapı nedir arkadaşlar burada? Çevrel çemberin yarı çapı 2K'dır. İçtiğe çemberin yarı çapını çizin. İçtiğe çemberin, işte çemberin çizin. İçtiğe çemberin yarı çapı da ne yapıyor? K yapıyor. İçtiğe çemberin yarı çapı K iken çevrel çemberin yarı çapı da 2K olduğunda bilelim arkadaşlar. Onu da burada göstermiş olalım. Siz burada küçük yere hemen onu yazarsınız, çizersiniz arkadaşlar. Evet gençler böylelikle üçgenler bitti. Yani siz abartmıyorum geometrinin şu anda yüzde seksenine hakimsiniz. Nereden çıktı hocam bu? Göreceksiniz. Bundan sonraki çoğu konu üçgenden çıkacak. Yüzde seksenine hakimsiniz ama bunu bilmiyorsunuz. Bunu konular geldikçe mesela dörtgen konusunda anlatacağım size. Bakın kardeşim dörtgen şöyledir. Çoğu hep üçgenle çıkıyor. Paralel kenar böyledir. Çoğu hep üçgenle çıkıyor. Analitik böyledir. Çoğu hep üçgenle çıkıyor diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah üçgenleri iyi bir şekilde halletmişsinizdir. Halletmediyseniz bile lütfen ama lütfen e, kafanızda soru işareti olan konulara şöyle bir geriye dönüp bir daha konu anlatımını izleyin. Ciddi diyorum bir daha konu anlatımını izleyin. Çünkü ben geçen sene bakmıyorum 5-6 kişiden bunu duydum e, eşit öğrencilerinden, sayısal öğrencilerinden duydum. Hocam konu anlatımınızı iki defa tekrar ettim diyenleri duydum. Düşün. İki defa tekrar ettim. Türkiye'de ilk bine girmiş kişiler söylüyor arkadaşlar buna. Ya işte niye iki defa tekrar ediyorsun? Geri zekalı mısın? Demiyor. Bak diyor geri zekalı Adam eksikliğini biliyor. Yani ne yapmış? Hayır, ben de sana diyorum ki tekrar en baştan doğrudan açılardan almana gerek yok. Yani şey yapmana gerek yok. Çekinmene gerek yok. Kardeşim benzerliği anlamadıysan en baştan sıfırdan alıyormuşsun gibi bir daha çalış. Alanı anlamadıysan en baştan, dik üçgen anlamadıysan en baştan, ek çizimi anlamadıysan en baştan. Özellikle bu dört tanesini saydım. Ee, ek çizimler, dik üçgen, üçgende benzerlik, üçgende alan. Bu dört konu bizim için çok önemli. Anlamadıysan en baştan sıfırdan şöyle bir e, lütfen ama lütfen videoları tekrardan izle. Konu anlatımını bir daha izle. Hatta başka hocadan bile izleyebilirsin. Yani şey anlamında, pekiştirmek anlamında. O, olay yani o tercih sizin tabii ki. Bir de şu hocadan dinleyeyim diyebilirsiniz yani. Dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani biz bu işi size hizmet edebilmek için yapıyoruz. Ee, diğer hocalarımız da aynı şekilde. Dinleyin. Faydasını görürsünüz mutlaka. Evet gençler. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videolarda videoda dörtgenlerin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.